Sana şeyi sormak istiyorum. 2008 yılında bizim beraber yaptığımız ve hani birlikte tarihe not düştüğümüz en değerli şey belki de Eurovision maceramız. Evet. Belki izleyenler bilir, belki bilmez. Orada sahnede görülen her şey Beyhan'ın koreografisiydi. Ve çok fazla kendimizden eminmiş gibi görünmemiz de dahil olmak üzere hepsini ona borçluyuz. Yo. Tabii canım, %100. Ben hiç başka hiçbir zaman öyle görünmedim. Hayır. Böyle Kesinlikle öyle bir şöyle şey yok. falan bir şey yaptığımı görmedim hayır, hiç. Hayır abi, kesinlikle öyle bir şey yok. Siz doğal, ben sizdekini çıkarttım sadece yani. Tamam, ne yapmak istiyorsun? Ya gitarı buraya almak istiyorum. Tamam, alırken işte onu öyle değil de şöyle al diyenim ben. Anlatabiliyor muyum? Ya çok alçak gönüllüsün. Estağfurullah. Çünkü o 6 ayda özellikle o Belgrad'daki 15 günde ama evet. O 6 ayda çok fazla şey öğrendim senden. Onların ciddi misin? Tabii bir kısmını hatta çok iyi öğrendim. Ama öğrendiklerimin bir kısmını daha sonra uygulama şansım olmadı. Mesela şey iyi, gerçekten yapam. Yani o sahne personasından yürünebilirmiş mesela. Ha, ilginç. Ben son, çünkü şey, sonra hiç oturup değerlendirmedik. Hayır, hiç musun? Konuşmadık. Şu an konuşuyoruz ilk defa. Evet. İlginç. Mesela şunu hiç, o çok ekstravert bir şey. Ben normalde daha introvert, yani çok istiyorsanız size şarkımızı söyleyelim ama. Ama işte söylemesem daha iyi falan. Oradaki şey böyle falan böyle bir şeyler yapan bir şey var yani. Evet. Stage persona, evet. Sahne insanı. Ben şimdi sana neler öğrendiğimi ve neler öğrenemediğimi anlatacağım ama senin açından o deneyim nasıl bir şeydi? Yani sen de herhalde daha önce Eurovision'a rock grubu hazırlamamışsındır. Yok, hazırlamamışım. Çok doğaldı. Bana çok doğal geldi. Çünkü ben insanla çalışmayı çok seviyorum. Bir de hani star, yani benim için starsınız, tamam mı? Ama bende de bir tane star var zaten. Dolayısıyla ona alışkınım ben. O yüzden orada bir şey yok. Bir ne denir, bir bariyer yok. Aşmam gereken bir bariyer olmadığı için. Akışkan bir metodo. Ve siz de buna izin verdiniz. Güzel olan buydu zaten yani. Çok hani hakikaten akışkandı. Çok doğaldı. Yapmak istemediğiniz hiçbir şeyi ne sizden fazla istedim, aynen, ne de zorladım. Siz de gayet açık akıl ve açık bir yaklaşımla geldiniz olaya. Ben çok eğlendim ve çok güzel bir hatıradır benim için. Çok güzel bir experience, çok güzel bir deneyim, evet, yani. Hiç unutmayacağım. Ben en çok en öğrendiğim anda da şok olduğum, hala da sürekli en çok kullandığım şey ne biliyor musun? Bir saniyenin ne kadar uzun bir şey olduğu. Ya evet, hele ekran öyle işte. Hani screen time diyorlar ekran, ya. Ekran, sahne. Çok, ben çok o zamana uzun kadar, bir zaman. O zamandan sonra hatta bunu neredeyse şımarıkça kullandım. Yani şöyle şeyler yaptığımı hatırlıyorum. Biliyorum ki 3 saniye var. Mikrofonun önündeyim. Su içip döneceğim ve hıçkırmadan şarkı söylemeye devam edeceğim falanlar yaparak yani. Evet. Çünkü ben o zamana kadar şöyle düşünüyordum. Ya 10 saniyemiz var demek benim için şey... Bittik. 10 saniyenin, evet, ne olduğunu bilmiyormuşum ben 10 saniyenin. Senin sayende şunu anladık. 3 dakikamız var. O 3 dakika çok uzun bir şey. İçinde bir sürü şey yapılan. Hı hı. Hepsi planlı. Çünkü o 3 dakika için 6 ay çalıştık. Ve her saniyesinde ne olacağını bilerek bir yere geldik. Evet. Ve sen diyordun ya, ya şu mikrofon sürekli bize bakmak zorunda değilsin. Bir dön, bir şey yap. Çünkü benim normal halimce... Aranıyor, ondan sonra öyle oluyor falan. Anlatıyorum ben böyle. Evet. Ama sen diyorsun ya, evet, burada bir dev bir hareket var, bir şey var. Sen niye sürekli bize bakıyorsun? O sayede geriye git gel, kafanı çevir, bir, evet, şey yap. Bunun, evet, neresinin mümkün olduğunu öğrendim. Evet. Süper. Bir de tabii öncesindeki çalışma sürecimiz esas keyifli oldu. Gerçi o özellikle sizin yani, için çok keyifliydi. İşte hani, yani benim için. Proses yani, evet, hani evet, proses denilen şey. Hani, o aslında... Şeydeki kumbaracıdaki stüdyoda ne hallere getirmiştiniz? Evet, neler yaptık, neler. Tenis topları fırlatıyordunuz ben, evet, şarkı yani, söylerken hiç etkilenmedim. O videolar bende duruyor biliyor musun? Duruyor mu? Ben çok feci arşivciyim. Çok iyi. Feci arşivciyim yani. Benim elimde neler var. Onları tutacağım hadi çocuklara. Vallahi bırakırım. Hatırladığım kadarıyla beni böyle nükleer serpinti durumunda bile o şarkıyı söyleyebilecek hale getirdin. Çok güzel tarif ettin. Evet. Yes. Yani biraz o mesele tabii yani şimdi bizim için iki tip insan var. Bir dansçılar var, bir de normal insanlar var. Tamam mı? Yani bir... Evet. Tamam. Normal insanız biz, evet, tabii orada. Sen normal insan grubundasın. Evet. Dolayısıyla yani hani yapabileceğimiz en iyi şey bir normal insan için bir dansçının normal insan diyor.
Yapabileceğin en iyi şey bedensel farkındalığı arttırmak. Hani işte hani beden, ruh, akıl üçlemesinde hani aynen. Onu biraz daha bir armoni yaratmaya çalışmak. Benim zaten ama, fiziksel dünyanın varlığına ikna olmamla başlayan bir süreç. Yani, kolum mu? Kol mu? Falan. Kol mu? Hani ben hatırlıyor musun bel duruş falan? Yani onu da sonra unuttum. Tekrar normal duruşmadan. Şeyi hatırlıyor musun? Bir ara üçüncüydünüz falan değil mi? Ondan sonra düştü. Evet evet. Hatırlıyor musun? O puanlamada böyle bir heyecanlandık. Bir şeyler oldu ve bayağı bir heyecanlandık. Hani hani acaba mı falan. Evet evet. Tuhaf. Çok çok güzel bir zamandı ama. Güzel bir zamandı. Çok keyifliydi. Bir önceki yani aslında Peter'la ilk tanıştığımız üzerine sonra sizin Burak'la seyahatname yaptığınızdan evet. Önceki bir anımız var. O da sizin o zamanki hangi ekipti bilmiyorum ama Bir Derdim Var'ın bir uzun versiyonu üzerine bir dans. Evet, AKM'de. Evet, AKM'nin bir üst AKM'de, katında. AKM'de üst katı, 620 salonunda yaptık. Yani en büyülü anlardan bir tanesidir yani. Evet. Orada evet. Bizi ya gelin bakalım bir şey yaptık ama dediniz. Evet. Ve biz gelip sizi izledik ve evet. Ben mesela onun kaydı olsa keşke diye düşünüyorum. Maalesef işte. Biliyor musun işte onun kaydı yok. O, orada da... Arkın var mıydı herhalde? Arkın vardı, Can vardı. Can Tunalı. Devrim vardı galiba. Şimdi tam hatırlamıyorum. İlke olabilir. O zaman böyle modern çalışmak isteyen, klasik baleden gelip modern çalışmak isteyen dansçılardı onlar devrim dışında.